Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir o kadar da lezzetli bir nus eki tarifim olacak. Dilerseniz yapımına geçelim. Ben hamurunu yapmakla başlıyorum. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz şöyle bir 85 gram kadar böyle bir yarım çay bardağı oluyor tam olarak. Toz şeker, 2 tane de şöyle yumurta sarısı, 1 çay kaşığı şöyle tuz. 50 gram şöyle tereyağımız var. 50 gram da margarinimiz var. 1 paket şekerli vanilin. 200 gram da şöyle unumuz var. Dilerseniz yapımına başlayalım. Ben şimdi bütün malzemelerimi çökme kabımın içerisine alıp güzelce hamurumuzu yapmaya başlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz hazır artık. Şimdi ben bu hamurumu güzelce bir streç folyenin içerisine koyup bir yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Hamurumuz artık buzdolabına gitmeye hazır. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı yapmaya başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi ben tenceremi ocağa aldım. İçerisine şöyle bir 100 gram kadar bal, 125 gram kadar tereyağı, 1 çay bardağı ise şeker. Şurada ise 200 gram kesilmiş ve 200 gram da doğranmış şöyle badem var. Bunları da iç harcımız kaynadıktan sonra içerisine ilave edeceğiz. O zaman iç harcımızı yapmaya başlayalım. Sosum kaynamaya başladıktan sonra içerisine bademlerimi de güzelce ekleyip bir güzel karıştıracağım. Ondan sonra ocaktan alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi iç harcımız artık hazır. Hızlıca soğuması için güzelce bir kasenin içerisine aldım. Şimdi kenara alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumu çıkardım artık buzdolabından. Yağlı kağıt serpmiş olduğum şöyle tepsimin içerisine aldım hamurumu. Bunu güzelce şimdi tepsimin içerisinde eşit bir şekilde yayacağım tabanına. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumu tepsimin içerisinde eşit bir şekilde dağıttım. Şimdi ise şöyle bir 100 gram kadar reçel var elimde. Ben şeftali reçeli kullanacağım. Siz herhangi bir kayısı reçeli olabilir veya çilek reçeli olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi bunu güzelce fırça yardımıyla üzerine süreceğim. Şöyle gördüğünüz gibi reçelimin hepsini de her yerine gelecek şekilde sürdüm üzerine. Şimdi ise böyle soğumuş iç harcımı üstüne güzelce her yerine gelecek şekilde dağıtacağım. Şöyle gördüğünüz gibi iç harcımı da her yerine gelecek bir şekilde tepsimin içerisine yaydım. Artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecede güzelce nar gibi kızarana kadar kızartacağız. Şöyle gördüğünüz gibi tepsimi çıkardım artık fırından. Gerçekten nar gibi güzel bir şekilde kızardı. Ben şimdi güzelce soğumaya bırakacağım. Daha sonrasında keseceğim. Tepsi kurabiyem soğurken ben de burada çikolatamı eriteyim dedim. Şöyle gördüğünüz gibi demliğimin içerisine
Su koydum. Bu su şimdi kaynadıkça şöyle çikolatalarım güzelce eriyecek. Burada 100 gram bitter, 100 gram da sütlü çikolatam var. Güzelce eridikten sonra kurabiyelerimizi kesip içerisine batıracağız. Şöyle gördüğünüz gibi ben bitirdim artık. Şimdi güzelce çikolatası sertleşene kadar bekleyeceğim. Daha sonrasında servise hazırlayacağım. Tepsi kurabiyelerim artık servise hazır. İsmine siz nus ekli tepsi kurabiyesi, üçgen kurabiye herhangi yani ne isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zili açıp yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.